Leziz Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün süt böreği tarifi vereceğiz. Bunun için gerekli malzemelerimiz, kabımın içinde 5 su bardağı unumuz var. Eğer tepsiniz büyükse 5 su bardağı un kullanın. Eğer küçükse 4 su bardağı un kullanın. 4 tane yumurtam var. 2 tatlı kaşığı tuzum var. 1 su bardağı suyum var. Ne kadar su aldığını biraz sonra söyleyeceğim sizlere. Bir bardak sudan bu kadar su kullandık gördüğünüz gibi. Hamurumu yoğurdum. Yarım saat dinlendireceğim. Hamurumuz dinlendi. Tezgahımıza un serpiyoruz. Mandalina büyüklüğünde tezeler alacağız. İlk bezimizi büyük alıyoruz. Tepsinin dışına taşacak şekilde açacağız. Ve onu haşlamayacağız. Üstündekini de haşlamayacağız. Üst kapağını. Diğer malzemelerini hep haşlayacağız. Hamurlarımı beze aldım. Bir tanesini iri aldım diğerlerinden. Tam 9 tane bezemiz çıktı. Bunu altına açacağım. Diğerlerini ara kat yapacağım. Haşlayacağız. Aralarına peynir serpeceğiz. Hamurumu aldım. Un serptim. Evet, açtık. Tepsimiz çok büyük. Yaklaşık 2 karış kadar var arası. Kenarlarından taşacak şekilde seriyoruz. Evet.
kenara aldık. Diğer bezemi aldım. Ve bunu açmaya başlayacağım. Orta katından bir tanesini de açtım. İnceliğini görüyorsunuz. Arkada eliniz görecek şekilde olacak. O kadar ince olmalı. Şimdi bunu masamın üzerine seriyorum ve diğerlerini açıyorum. Son kapağımızı da açtım. Bunu haşlamayacağız. Katlayacağız. Böyle. Kenara koyacağız. Üstünü temiz bir bezle kapatacağız. Bezelerimi açtım. Masanın üzerine serdim. Şimdi bunları ortadan ikiye kesip suda haşlayacağım. Geniş tenceremize suyumuzu bolca koyduk. 2 yemek kaşığı tuz ekliyoruz. Kaynamasını bekleyeceğiz. Suyum kaynadı. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Bir tane bezemden aldım. Tuza kadar sayıyorum. İçinden çıkarıp soğuk suya aldım. Suyumuzu da ara ara değiştireceğiz. Buradan alıp kevgirimizin ters çevirdim. Suyunu sizmesi için.
böreğimizin üzerine kalan yağımızı bir yumurtanın sarısına ekledik ve yüzüne sürdük. Şimdi fırına vereceğiz. Böreğimizin yüzü pişmiş. Altı henüz pişmemiş. Altını da güzelce kontrol edin ki pişsin. Şimdi alt ayarına ayarlayacağız fırını. Altı pişecek. Böreğimiz pişti. Altı gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Su böreğinin püf noktalarından bir tanesinde altının güzel kızarmasıdır. Altını çok güzel kızartmanız lazım. İstediğiniz büyüklükte kesin, servis yapın. Böreğimiz servise hazır. Afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.